Yoksa... Ben çıplak oluyorum genelde sabah. Beni mahvedeceksiniz. Bir şey oturdu. Neredeyiz? Bu acı başka acı. Islak mendil getirin bu çocuğa. Bu ne ya? Yandım oğlum ya. Sen dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Acılı Ev Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu Acılı Ev Turu All Star bölümümüz. İnanılmaz güzel, inanılmaz tatlı konuklarımız var. Enes Batur'u acı yedireceğiz ve kendine müzisyen Kemal'i acı yedireceğiz. Tabii ki evde kim varsa bütün halka yediriyoruz biz gitmişken. Ve bir sürprizim var. İnanılmaz bir acıyla karşınızdayım. Bu acılar Orkun'un acıları olarak ileride online satış olarak sunulacak. Artık kendi acı markamızı çıkartıyor. Eyyuh artık. Adam açacağı dükkanın zeminini atmış hepimizin ağzına sıçarak ya. Bu acı da onun ilk numunelerinden. Bunu yapan arkadaş yaklaşık böyle 1000 tane biberi, farklı çeşit acı biberi kaynattı ve içinde hiçbir kimyasal madde, hiçbir zararlı madde yok. Saf acı ama bizim önceki Eminönü acımızdan kaç kattır? 10 kat acıdır. Henüz Scoville değerini... Ya şu Eminönü acısını küçümseye vallahi yedi bitirdi milleti ya. Küçümedik. Bu Eminönü acısı dediğin hepsinden da daha acı Orkun. Yakında ölçüp sizinle paylaşacağız. Neredeyiz? Ev tanıdık geliyordur zaten. Gel Enes'e giriyoruz. Allah'ım inşallah birine bir şey olmasın amin. Bu da şey acı bir... O nasıl ev ya? Ama bak içinde kimyasal madde olmadığına yemin edebilirim biz yaptığımız için. Sikici kadar bahçem var diye 50 tane laf yedim amına koyayım. Ha Enes yok mu o zaman? Enes tamam. Taşındı peki, arkadaşlar. Görüşürüz o zaman. Senin evin bir küçüğü abi. Aynen. Zergin buraya yok olmaz. Olsun sizi bulduk size. Hayır. Gel buraya. Ben seninle niye konuşmuyorum? Onu bu videoyu çekme diye. Allah artık. Bir saniye kapı açıp kapandı gözlükle şeye gitti. 3 yıldır konuşmuyoruz bu videoyu çekme diye git. Sen yedin mi bunu? Kanka yedim çok kötü söylüyorum. Kim yedi en son? En son Can'la Mert yedi. Nasıldı? İyi olduğunu iddia eden yok. Tamam. Dudağında falan kalmasın. Kaldı. Yala onu kalmasın. Ay, nasılsın? O öksürmeyecekti, sıçtı. Yüzüne de söyledim, videoda da söylemek istiyorum. Keşke daha önce barışsaymışız. Çok büyük neyse. Hayvanlık etmişiz. Ben özlemişim seni çünkü. Bu ara gerçekten her gün birlikte takılıyoruz. Ölüyor şu an bu arada. İyi misin? Ya ne anlatıyorsun? Kafa gitti. Acı yok bende. Adanalı olabilirim ama bende acı sigilleri yüklenmedi. Kütüğünde yazıyor oğlum, acı yazıyor. Nasıl? Kanka gerçekten çok az verdim. Bence sen evi gezdirirsin bize şimdi şu an. Şimdi benim olayım burada acı çekerken evi gezdirmek. Evet, evi anlatman lazım bize. Of. Arkadan şey yapıyorlar, sakın kusmasın. Ne yapacağım? Bütün genzim çok kötü oluyor. Ölmeye mi çalışayım? Hayır, kusarsan daha kötü. Ne kadar koydu? Ben bir bakacağım. Benim ağzıma sıçtı. Biliyoruz bu videoyu çekmeye diye. Derin bir düşmanlığı sen var. Sen yedin mi bunu? Kanka yedim çok kötü söylüyorum. Kim yedi en son? En son Can'la Mert. Ya Allah'ın kitabını seviyorsan ya. Ya arkadaşlar bak ben harbiden... artık kızıyorum. Bu bana dert oldu. Bak sürekli aynı muhabbeti yapıp baymak istemiyorum ama. Yani gözünüzü sevdiklerim ya. Herkese. Ya artık bunları fark edin ya. Çok veriyorsun. Demişim abi çok veriyorsun demişim ya. Şu an. Ya alçak işte ya. Allah yere damlat. Merhaba. Ya çok veriyorsun şu an. Sakallarım da böyle güzelmiş ha. Sakal bırakayım ben ya böyle. Baksana oğlum. Ya alçak işte ya. Bakar mısın abicim? Bir şuna bakın. Görünüyor mu bilmiyorum bak. Bir şuna bakın. Nerede lan? Heh. Bir şuna bakın. Tepeleme ya. Ya tamam göbekli torum tamam rahatlayın ya. Göbekli torum. Ya Allah yere damlat. Oo sakalım normalle beğendim ben bu videoyu izledim de bu ne hal demişim de. Baksana homeless gibiyim ya. Allah kahretmesin bu ne ya. Neyse kapat. Yedi. Nasıldı? İyi olduğunu iddia eden yok. Tamam. Dudağında falan kalmasın. Kaldı. İnanılmaz ya. Zaten o söyledim, kadar koydun. İki tane dişine yapıştı ya. Yazıyor oğlum acı yazıyor. Of.
Nasıl? Enes'teki 10 kat daha acı. Değil. Kanka gerçekten çok az verdim. Bence sen evi gezdirirsin bize şimdi şu an. Benim olayım burada acı çekerken evi gezdirmek. Evet. Evi anlatman lazım bize. Of. Arkadan şey yapıyorlar. Sakın kusmasın. Ne yapacağım? Bütün genzin çok kötü oluyor. Hayır. Kusarsan daha kötü oluyor. Müstekbel mütevazı evime hoş geldiniz. Bir şey diyeceğim bu ev. Oğlum deme böyle şeyler işte. Mütevazı bir ev değil. Kendimi şımartmak istedim. 21 yaşındasın. 22 yaşında çıktım buraya. Dedim ki bu kadar ünlüyüz. Bir şeylere sahibiz. İyi harcayalım yapsın. Bari ne yapalım. Hayır, benim anlamadım. Ben bu helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Eve girdiğimde her zaman kendime aynı soruyu soruyorum. Yani yakın tutarlar kazanıyoruz muhtemelen. Hayat şartlarımız çok farklı. Niye böyle oğlum? Benim arabam yok. Arkadaşlar ben harcıyorum. Orkun geleceğe yatırım yapıyor. Bir gün ben batarsam Orkun'a gideceğim. Bitcoin'e yatırdım parayı. Burası evimin giriş kısmı. Burada tahta var. Burada gelecekteki fikirlerimi falan yazıyorum. Tebeşirli tahta mı bu? Burada gelecekte hiçbir fikri yok. Fikirlerimi falan yazıyorum ama boş. Bittim. Kurudum. Adam felaket hale geldi. Bu arada ben evi Sims'ten yaptım. Nasıl ya? Fotoğraflarını bulursam sana evin Sims'teki halini atacağım. Burası sinema bölümü. Gece burada tak. Beni boş ver oğlum. Ne yapacaksınız beni ya? Kılıyoruz. Şu ne? Bu doğum günü hediyem. Birisi vermişti böyle. Diğerini mi sokuyorsun buna? Hayır, buna mısır sokuyorsun ve içecek sokuyorsun. He, güzelmiş. Netflix. İstersek PlayStation oynarız da burada PlayStation 4 var. Oğlum PlayStation tozlanmış ne? Kaç yıldır oynanmadıysa. Dikkat et kanka. Buna değdiğin an yere düşüyor. Bu bir tuzağım oğlum. Ben bunu aldım. Arkadaşıma story çekiyordum. Teşekkür story'si kırdım. Nasıl tamir ettin sonra? Ha şuradan şey yapıştırdım. Japonlanmış evet. Bak burada. Bunu böyle koymuş eve biri gelsin de çarpsın kötü da parasını kırmış. Alayım diye. Güzel taktik. Benim ağzımda bir acı var sürekli dağılan. Normal. Çok bana vermedin teşekkür ederim. Evet yoksa az verdim. Şimdi hemen dur chat'in ben şeyinin mantığını anladım. Hemen tamam reset olduysanız hadi devam. Sana bilerek ama devam etmek istersen 6 milyona geçebiliriz. Bu şimdi başlangıç acımızdı. Ben devam etmek istiyorum. Abi adama bunu izletiyorum adam abaza bence diyor ya. Ya sonra ben niye böyleyim diyorsunuz adam abaza bence diyor ya. Ya adam anlattı bağırdı yırttı terini döktü. Adam abaza deyip geçtin içinden siktirip gittin ya. İnanılmaz bir milletiz ya. İstemiyorum. Evde şöyle... Abi babamı dövmeye gidiyorum gaza geldim diye. Heykeller görebilirsiniz korkmayın. Bu benim Biliyorum şarkımdan kendimi ölümsüzleştirdiğim bir heykelim. Egoistlik. Olsun kanka güzel duruyor bence. Allah'ım çıldıracağım. Kendimi ölümsüzleştirdiğim bir heykelim. Egoistlik. Olsun kanka güzel duruyor bence. Şu koltukların şöyle ne deniyor buna? Varaklı koltuk mu? Ne deniyor buna? Gömmeli koltuk. Bilmiyorum. Evde çok fazla köşe var. Mesela ben buraya ilk defa oturuyorum. Ama güzel bir fotoğraf çekilebilir bak şuradan bak. Tabloya falan bak. Tabloyu çok beğendim bu arada. Mesela bu balkonu görmüş müydün sen? Burada balkon olduğunu biliyor burada musun? Burada balkon var ama kullanılmıyor. Gel. Abi dövmeye gittim dayak yedim diye geliyor değil mi? Evin yarısı atıl duruyor ya. Ev çok gereksiz. Tarlam var. Bakayım yaşayan bitki var mı diye bakıyorum da. Hepsi yaşıyor oğlum nasıl? Şu birazcık gariban oldu. Yasemin mi bu? Soğan var, domates var. Hani soğan da yok, domates de yok. Topladık. Yılda bir tane veriyor zaten değil mi? Oğlum şey yatırım yapıyorum geleceğe. Burası da evimizin manzarası. Ha bu yasemin ağacı. Bu güzel kokuyordu. Gel aşağı in. Önce yukarı mı çıkalım? Şimdi bak sen geçti, dayandın buna. Bence güzel de atlattın. Şimdi level 2'miz var. 6 milyon. 6 milyon. Tamam sen de o zaman. Ben o kadar çok yedim ki. Hayır ya. Mert yesin Mert. Tamam Mert yesin o da olur. Burası yemek bölümümüz. Hiç yemek yediniz mi yedik, burada? Yedik. Burada ailecek toplanma yapacağız akşamları. Yapacağız mı? Yedik mi? Yaptık. Bir daha yapacağız. Bir kere mi yapıldı? Bir kere yapıldı. İkinci yapılacak. Mesela şu koltuğa kimse oturmadı değil mi? Hayır ben burada yattım 2 yıl. Ben İstanbul'a geldiğimde artı 1'de yaşıyordum. Bir yıl bunda yattım. Bu koltuk buraya geldikten sonra hiç yatıldı mı? Yatıldı. Ha iyi misafir. Bir yat çok rahat. Ana güzelmiş lan. Ana. Ben genelde böyle tek depresyona... RR ne alaka ya? Girdiğimde falan burada yatıyorum. Kokusu nasıl ben kokuyorum. Ne döndü orada? Yatıldı. Ha yatıyordum. Bir yıl bunda... Kimse oturmadı değil mi? Hayır ben burada yattım 2 yıl. Ben İstanbul'a geldiğimde 1+1'de yaşıyordum. Bir yıl bunda yattım. Bu koltuk buraya geldikten sonra hiç yatıldı mı? Yatıldı. Ha iyi misafir. Bir yat çok rahat. Ana güzelmiş lan. Ben genelde böyle tek depresyona girdiğimde falan burada yatıyorum. Kokusu nasıl? Ben kokuyor olabilirim ya. Bir Mert kokuyor da olabilir. Niye kokluyoruz koltuğu? Acıyla nasıl aran? Acıyla çok iyi. Valla. Korona yedin mi? Korona oldun mu? Korona yedin mi? Korona olmadı. Tamam. Arkadaşlar ya. Of acıyor. Abi acı için bir ekip var şu an. Çok korkunç yani.
kaşı izle. Ha yok bu şeymiş. Bu acı sıvı da değil. Katı bir şey yiyorsun. Bu katı. Bu değişik bir kafası var. Bu hemen gelmiyor kafası. 2-3 dakika. Buna emcükle abi. Bu şimdi 2-3 dakika. Yut. Enes denemek ister misin sen de? Bak çok acı değil. Biraz da ona göre onun çok tepkisine acı değil. Göre... 2-3 dakika sonra gelecek onun tepkisi. Gözlerimde yaşar. Ben senin tepkine göre yapacağım birazdan. Okay, bence yapmamalı. Artıyor değil mi? Gitgide artıyor. Gözlerime baksan 10 saniyede neler oldu gibi. Gel sen de bize gel. Evimizin 4 katı bulunuyor. Biz şu an kaçıncı kattan girdik? Kaça çıktık? Kaç? Sanki birisi dudaklarımı ısırmış böyle. Ben ısırmadım. Çıkmış gibiyim. Ben ısırmadım. Eve taşınırken böyle bir sürü tablo aldım. Alakasız. Hepsini bir yerlere koydum. Olsun kanka. Duvarlar boş kalmamış. Bir hal mi geldi sana? Geldi. Kanka gitgide kötüleşiyor değil mi? Ben demiştim bu 6 milyon çok fena. Burası bilgisayar odam, çekimlerim yapıyor. Burada da Mert'in yeri var. Yani bir internet kafe gibi bu ev evet. Aslında. Her bilgisayarda 3 monitör var. Yo-yo koleksiyonum var burada. Atması yapması oy, zordur. Oy Spider-Man'i kes. Nasıl lan bunu? Özel bir tutuş şekli vardı sanki. Çekemezsin ama zor. Nasıl çekiyorsun? Ne oldu lan öyle? Küçükken oynardım. Nasıl çekiyorsan? Orkun demeleniyor. Hayır dur oğlum dur onlar şey. Şu an ben aldığımda 100 liraydı. Bunlar şu an 2000 lira tanesi. Ne? Ben aldığımda 100 liraydı bunlar. Ya evde çok acayip şeyler var. Bir sürü video çektiğimiz için. Bu ne mesela? Bu ne? Bu ne için kullanılmış olabilir ya videoda? Bir ara bilmiyorum, şunlar ne meşhurdu ya. Bunu ilk yapanlar bu Vivarium mu diyorlardı? Formikarium değil lan. Terrarium diye çıkmıştı bunlar. Bu ne attım lan ben SVT'ye yanlışlıkla? Hala satılıyor mu ya? Oğlum bunu yapmak, bunun çok profesyonellerini yapanlar var. Harbiden böyle insan alası geliyor, yalan değil. Var evde duruyor, her yerde bir şey var. Terraryum diye geçiyor. Üç katta takılıyorum ben. Bir şey diyeceğim, burası yalnız dört katta. Bizdeki terraryumun içinde darandula yaşar kardeşim. Fazla aşağıları sayınca değil balkonları mi? Balkonları sayınca 8 balkon falan var. Bu evin metrekaresini ben hala merak ediyorum bu arada. Son geldiğimde de merak ettim. 1000 metrekare ben. Falan. Burası da böyle. Burayı da mı kullanmıyorsun? Buraya çıkıyor musun? Ne yapıyorsun mesela sabah çıkıp buraya? Sabah çıkıyorum mesela. Güneşi mi selamlıyorsun? Çıplak oluyorum genelde sabah uyandığımda. Çıplak mı oluyorsun? Çıkıyorum buradan böyle. Bütün Acar Kent'e şov mu yapıyorsun çıplak? Şöyle bir duruyorum. Şöyle poz veriyorum. Burası Amerika gibi ya. Alakasız baksana şuraya. Aa burası çok enteresan burası bir yer. Burası Türkiye değil gerçekten. Çünkü. Herkesin havuzu var. Her yer ağaç. Hadi acı verelim ya. İyisin sen şu an. Ya yeni acılıyorlar beni ya. Kendi yatak odamda. Ha sen buraya projeksiyon mu yansıtıyorsun? Tavana yansıtıyorum. Böyle gece sineması yatıyorsun. Aa ilk defa tavan eğikliğinin kullanıldığını gördüm. Çok mantıklı hocam. Ya hayır 6 milyon mu olur? Bir Mert'in bulmam lazım. Şey yok oğlum Mert'te. Beni yedirip yolladınız abi. Ben aşağıda bayılıyordum. Kimse bana yardım etti. Mas koydum sana. Ona çok koymuştum. Bunu Tuğkan yiyip hastaneye gitmedi mi? Hayır bunu hiç Tuğkan yemedi. Tuğkan senin az önce yediğini yedi. Cantolar bütün ev... Murat koyayım en çok darbeyi ben yemişim gibi algılandı. Ağzıma sıçtı. Yarım şişe acı döktü ağzıma. Dillendirdi ya. Bunu Tuğkan yiyip hastaneye gitmedi mi? Hayır bunu hiç Tuğkan yemedi. Tuğkan senin az önce yediğini yedi. Cantolar bütün ev bunu yedi. Bu kadar yedi. Evet. Daha bile az koydum şu an sana. Kanka direkt diline tamam, suç. Tamam aldım. Geldin gerçekten ya? Deniyorum böyle. Hayır. Kitlenme. Şöyle kalıyorum. Hayır. Sakin ol. Derin nefes al. Birisini öldürebilirsin bununla biliyor musun? Oğlum çok az koyuyoruz o yüzden işte. Yiyorum. Ye hadi. Hepsini. Hepsini yersin. Birazcık alacağım. Hepsini alamam. Ya ne yapayım taksit yenik de. Tamam yeter. Tuvaletim biraz mütevazı. Evdeki tuvaletim şu ana kadar hiçbir şey mütevazı değildi yani. Kanka bir tık büyükmüş sanki. 2-3 tane yani. Burayı internet kafe gibi tuvalet kafe yapsaydınız. 3 karşılıklı oraya 3 karşılıklı arkadaş ortamında. Tavan yüksekliğine bakar mısın tuvaletin? Kanka güzel yapmışlar. Tuvalet. Bir insanın ihtişam. İhtişam. Tuvaletinden yani belli olurmuş. Yanıyor musun hala? Kendimi kaybedeceğim. Ağzıma sabun sıkacağım. Mert, iyi misin? Bak Enes de yedi. Oğlum midemi oturmaya başlıyor şu an. Bir şey oturdu. Dur, 4 kişi alıyor mu? Alıyormuş, gel. Asansörde kalsak ölürüm burada var ya. Ama çok acı değil mi? Ya niye veriyorsun ki? Orkun'a bir şey yapmam lazım ya. Tarantula çiyan bir yan değil, onları yaptık zaten. Düşüneceğim. 6 milyon ya. Hadi devam. Nereye indik biz şu an? Neredeyiz? Bir salon daha. Burası da hobi alanı. Kanka her yer hobi alanı. Yedirelim abi. Onu da yedi videolarında. Böcek akrep makrep yedi.
Bir şey yapacağım. Alanı. Bir kere oynadın. Ayaz. Yani manken benden daha uzun ve daha iyi duruyor. Daha savaşçı gibi. Aa. Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun şu an? Niye şaka yapayım? Komik mi bu? Burada alakası bir zırh var. Al giy. Bunu geçen sen Minecraft videosunda evet, kullandın. Evet. Sence oldu mu? Bence bugüne kadar benden izlemediğiniz tek şey ısırtmaydı. Hep gezdirdim, hep güven verdim ama hiç kimseyi ısıttırmadım. Amonyaklı bir şekilde alerjisi olup olmadığını öğrenip bir Mourinho'sa, tabii önce Mourinho'su bulmak lazım. Jockey her yerini koruyor. Bu kadar dolapla 60 kişiye yemek hazırlarsınız ya. Hiç mutlu değilim. Ben evi çok beğendim bu arada. Ah, diyet yapıyor musun sen? Evet. Yağsız pirinç. Bak diyetin üstündeki yani hamburger satılıyor. Bak tablolarım iyidir ama bak etrafta. Bunları beğendim. Bunlar şeye benziyor. Banksy, Banksy. Banksy'nin şeyleri var ya. Allah'ın cahilleri kimse bilmiyor mu Banksy, Banksy? Abi, fırın değil işte onlar. Bilmiyorum. Üçte birini bilmiyoruz. Bildiklerimizi kullanıyoruz. Ne lan bunlar? Bu ne oğlum? Yok, ben... Mourinho yaşıyor oğlum şeyde, Türkiye'de. Var Mourinho. Buluruz doğadan. Ormandan. Ben tamam kararımı verdim ama tabii ölmemesi de lazım. Bugün ilk defa açtım bunu. Var tamam. Midem bulanıyor. Sakın başka şeyler düşün. Ekmek ye, bir şey. Kusarsan bütün boğazın, genzin, her yerin yanar, çok kötü olursun. Sakın kusma. Çocuğun haline bak. Ben İyi misin? Bir daha. Öteki şey tarafa gidip boş geldin mi? Boşalttım ama genizi falan. Nasıl? Kustun mu? Yok, kusmadım da ağzımla çalkaladım bunu falan. Peki bu kadar acı olacağını bekliyor muydun? Asla bekliyorum. Değil mi? İşte anlatamıyorum. Ölürse sıkıntı abi. Tövbe tövbe Allah'ım. Gel Titanic yapalım, iyi gelir. Hayır ya, eldivenle bir de ya, sapık gibi. Kanka iyi misin? Değilim. Bir havuza atlasan iyi gelebilir. Burası ön bahçe. 3 bahçemiz var. 4 de olabilir, bilmiyorum. Burada? Burada karaoke yapıyoruz. Gerçekten mi ya? Ama yılda bir yapılıyor yani. Evet. Yılda bir kullanılıyor. Burası havuzumuz. Kanka bak, burayı plaj yap, kiraya ver. Bistro da aldım bak. Tanesini 1000 liradan açacağım bu bistroları. Şey açma zorunlu. Tamam güzel ya. Dandik cin verdik. Aranız bile bozulur. Yok oğlum, manyak mısın lan? Şaka bir yana, rızası olmadan öyle bir şeyi. Dandik alkol. Geçen bizden Çeşme'de kaç para istediler? Bizde geçen 20 bin lira istediler. 20 bin lira istedi değil mi? 20 bin lira istedi. Yaşandı bu, tamam, ben doğru hatırlıyormuşum. Şurada jacuzzi var. Oğlum bu ev nasıl temizleniyor? Temizlenmiyor. Bu jacuzzi işte videodan videoya. İki kere kullandım jacuzzi videolarında. Bundan bak şu kadar dök at, bütün hepsi köprüyor. Valla. Tamam, benim acım geçti arkadaşlar. Yalnız jacuzzi de güzelmiş. İyi valla. Ucuz sindirdi onu. Bir şey diyeceğim, ev maalesef daha bitmedi. Bu ne oğlum? Burası da işte gelecekte yatırımlarımızı yapacağız. Enes, içerinin üst katı restoran yapıyoruz. Burası restoranın alanı, burası da plaj. Ayrı kiraya veriliyor. Taşınmadan bistro. Yapalım bunu var ya. Bari evin parasını çıkartalım. Evin iki girişi var. Ha, alttaki girişi var değil mi? Hızlı hızlı geçiyoruz çünkü ev büyük. Bitmiyor. Kanka benim ev turum gerçekten 7 dakika falan sürdü. Evin sakinleri, balina. Burası 5. bahçemiz. 6. bahçe. Bu evde en çok kullanılan yer burası herhalde değil mi? Bu keyifli burayı bak. Burayı ısıtmak için soba almışım bak, sonra düşünecek. Kışın da burayı kullanmak için 4 sobamız var. Kaç yıldır spor yapmıyorum ala. 10 kilo mu, kaç kilo bu, 20'ymiş. Parmaklarım sakatlı, tutamıyorum oğlum. Paraşütten düştüm, sürüklendim yerde, kestim elimi. Ya Orkun'la yarışmamız gerekiyor. Orkun ölecek zaten bir gün. Evet, ben kesin öleceğim. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Mirasını bana bırakmasını istiyorum. Plan düşünüyorum. Tam ölmeden kanal çiftlerimi ilk sana söyleyeceğim, tamam mı? Ve son olarak bir bahçemiz daha var. Yeter artık. Kaçıncı bahçe olduğunu unuttum. Bir şey diyeceğim. Tabut var üç tane. Bak şuna bak. Niye? Bak. Niye tabut var lan? Prop olarak mı bunlar, biz yoksa? Biz böyle bir YouTuber'ız. Her şey var bizde. Hayır, eve geldiğinde var mıydı bunlar? Yoktu. Ha, iyi bari. Ama burayı gerçekten hani doldurmak için 15 çocuklu bir aile falan olman lazım zaten herhalde. Zaten evde 10 kişi yaşıyoruz. İyisin. Değilim, bilmiyorum. Acı geliyor arada ama. Böyle bir kafanda bir geçmeyen bir güzellik var mı? Kafamda şu var, bir mutsuzum. Durduğum yerde kötü hissediyorum yani. Ben de ne zaman birine acıya düşsem ben de kendimi kötü hissediyorum. Ama iyisin şu an değil mi ya? Yani genel olarak iyisin. İyiyim inşallah, bir gittikten sonra bir şey olmaz. Yok aman, olursa ara, ben hemen gelirim. Hadi görüşürüz. Ya mi dedin? Şimdi artık barıştılar mı? Sıkıntı yok mu? Ben sana bekle, bunun öcünü alacağım. Bu acı başka acı. Sen de. Hiç acı bir şey de değilmiş. Yandım oğlum ya.
Ben sadece Instagram'da bir editi gördüm. Mehmet abi sigara içiyordu. Bir tek onu gördüm. Şey oğlum adam. Evet, uzun zamandır beklenen isim geldi. Kendi müzisyen Kemal'in evinin önündeyiz. Daha önce gelmiştik. Tam yan evi, Egoist Pati'nin evi, ona gelmiştik ama Kemal uyuyordu, uyandırmaya kıyamamıştık. Şu an Kemal, arkadaşları ve babası Mehmet amcanın acı yedireceğiz bakalım. Neler olacak? Bu arada dükkanın önündeyiz şu anda, bak bu Mehmet amcanın arabası. Bu dünya güzeli, bu da Kemal'in henüz piyasada görülmemiş 5 kasa BMW'si var. Bunu da M5 yapıyorlarmış. Birazcık mıncıklarız, buna da acı yediririz biraz. Motoruna acı koyunca arabalar bozulur. Bozulur bence. Bu arada şöyle de bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biz katıl üyeliğini yakın zamanda aktive ettik. Bizlere destek olmak. Kardeşim ne güzel video çekiyorsunuz. Böyle güzel videolar. Onu ben de aktive edeceğim ya. Çekmeye devam edin diyorsanız eğer katıldan üye olup bizleri destekleyebilirsiniz. Biliyorsun. O ne o? Katıl abonelik gibi bir şey mi? Yani katıl bir ücreti oluyor. Katıla tıklıyorsun. Abone oluyorsun. Ne oluyor? O katılmış olanlara ayrı bir içerik mi çekebiliyorsun? Diğerlerini göremediği ama onların gördüğü gibi. Çok soyutlayıcı bir şey lan. Arkadaşlar bugün yeni video geliyor. Bir de diğerlerine de iki video daha çektim. O ondan şey istiyor değil mi? Böyle kanka kayıt alıp bana yollasana falan. Biliyorsunuz her video için çok uğraşıyoruz. Uğraşmaya da devam edeceğiz. Kemal gel arabanı mıncıklayalım. Kemal. Şimdi kapıdan girerken acı vereceğiz ya, ondan kapıdan girmiyor. Kemal. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi, gel önce arabanı mıncıklayalım gel. Harbi. Kankacığım hayırlı olsun. Bakayım eyvallah, enektarı nasıl bunun? O harman kardonlu hem de. Bir ara gaz ver. Bu orkun yapmışlar egzozu megzozu ha. Acıları olarak piyasada marketlerde satılmaya başlayacak. Bunu kendimiz şaka yaptık. Kolay gelsin. Birazdan Kemal'i kaybedeceğiz. Bu kafası çabuk gelen, güzel yakan ama diğerleri kadar yakmayan bir acımız. Bunu yemeyi başarırsan 6 milyona da geçeriz. Şu an Kemal'den arabayı alsam alır mı? Bu ne? Kanka gel eve girelim biz. Boş ver arabayı. Senden baksan yok oldu mu? Oğlum tük... Nasıl? Bu acı başka acı. Böyle bir şey yok. Kendimiz kaynatarak yaptık bunu yani. Neden ya? Saç çıkarmıyorduk değil mi? Bende alışkanlık olmuş abi. Şu ne kırmızı? Dur Kemal'e ne kadar verdi? Bu Orkun'un acıları olarak piyasada marketlerde satılmaya başlayacak. Bunu kendimiz şaka yaptık. Yapıyorsun. Oppa kolay gelsin. Birazdan Kemal'i kaybedeceğiz. Bu kafası çok... Kanka gel eve girelim. Neden ya? Saç çıkarmıyorduk değil mi? Bende alışkanlık olmuş abi. Şu ne kırmızı? Alarm oğlum, basma alarm. Çalmıyor. Şeyi gönderiyor. Neye gönderiyor? Nereye gönderiyor? Güvenliğe gönderiyor. İyi misin? Ne oluyor oğlum, bu ne? Yutmamam mı lazımdı acaba? Yok kankacığım, yutacaksın. Ya iyi sizin gezin. Hep böyle oluyor ama yeter ya. Ben evini çok beğendim. Şimdi Pati'nin eviyle birebir aynı ev. Yani bir tek sende asansör var, onda tırmanma duvarı var. Ama ben iç mimariyi daha çok beğendim. Teşekkür ediyoruz. Bunu birine yaptırdın mı sen mi? Kendin mi? Belli başlı şeyler yapılıydı bayağı bir. Geri kalan eşyalar da benim böyle. Kiramız ne kadar? Kira 20 binlerde olması lazım. Burada bir balkon var. Olması burası lazım. Stüdyolardan bir tanesi. Bu ne oğlum? Ama bak bu geçiyor şimdi. Yavaş yavaş geçiyor, sonra 6 milyon vereceğiz sana. Yok sana 6 milyon vermem, ben sana kıyamam. Akıyor şu an her yerimden, her şey akıyor. Güzelmiş ya, ben bununla devam ederim hayatıma. Kaç saat yayın yapıyorsun şu an? Dün açtın mı yayın mesela? Dün değil, önceki gün açtım. 6'şar saat minimum. Çok zor ya, yayın iş çok zor. Nasıl yapıyorsunuz hala anlamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Kolay sandın değil mi? Artıyor. Baksana adama güzel şekilli yapmışlar. Burası misafir odası, depo. Nasıl, geçmeye başladı mı biraz? Geçmiyor. Bir şey canım, çok güzel dayandı. Geçen gün dedim ya kira muhabbetlerini. Şimdi bir duysanız. Harbi mi? Mesela bak Tuğkan bunda yok oldu. Burası salonum. Abi çok Allah güzel yapmışsın Allah. Ya gerçekten. Eyvallah. Burada işte PlayStation 1'den 5'e kadar var. Süt bile içmedim ya. Kaç tane 4 var? Dert 4, ettim kendime. Var. Bir Pro, bir normal var. Hmm. Biri var. Ama bu yeni bir. Yeni bir. CD takmıyorsun Allah mu? Allah yok ya. İçinde. Ha içinde oyunlarla mı geliyor? Ne var içinde? Crash var. Kafa uyuştu mu böyle? Evet uyuştu. Kafan güzel değil mi şu Burinus an? Abi. Evet. İlk GTA bile var onda. O çok keyifli. Hadi be. Tam böyle bir fan house olmuş yani. Guitar Hero var mesela. Hani Guitar Hero'yu günümüzün gençleri bilir mi?
mi? PlayStation 2'de oynuyorduk. Bu dev keyifliydi. İçemedim daha doğrusu. Nerede o Van Halen'lar, Metallica'lar şimdi? Kim bilecek baba şimdi? Abi Through the Fire and Flames vardı, hatırlıyor musun onu? Diye çalıyordun, çok zordu. Gitar geçmişi var mı sende? Var. Gitar geçmişi de var ama işte liseden kaldığı için şu an çok müzikle olmadı. Evde her yerde bir enstrüman çıkabilir bu arada. Mutfak. Allah. Ha, bizimkiler oturuyor burada. Gel, gel. Katliam. Ne güzel otu, gel gel. Serengeti ormanlarında Kemal'in arkadaşları Çağrı, Cem ve babası Mehmet amca çok tatlı oturmaktaydılar. Başlarına geleceklerden habersizdiler. Bak ne güzel oturuyorlar. Ne güzel bir bahçe keyfi, havuz keyfi. Bak şimdi 5 dakika sonra ne olacak? Merhaba! Nasılsınız? Sen bunu dikiyordun kafaya falan Cem, öyle bir şeyler hatırlıyorum. Kerim gibi geliyor bana hala. Şimdi senin acıyla aran iyi diye Kemal'den bir tık fazla veriyorum sana, Kemal'e verdiğimden. Allah eline damladı onu. Sakın elini gözüne yüzüne hiçbir yerine sürme, yok olursun. Sakın hiçbir yerine sürme onu bak. Islak mendil getirin bu çocuğa. Ya 10 milyonu yok mu bunun ya? Ya Mehmet amca yapma, gözünü seveyim, yapma ya. Yapma abi ya. Ya az ya. Abi bana çok veriyorsun ama. Gel gel, yok o, herkes aynı verdi. Herkes aynı verdi, gel gel. Ulan zaten bir damla vardı, o da damladı lan. Abi bana çok veriyorsun. Kaşığın üstünde kırmızılık yok. Gel gel, yok o, herkes bana aynı verdi. Herkes aynı verdi, gel gel. Cem'e dönelim. Cem yok oğlum. Mehmet amca sen nasılsın? Tahmininden acı çıktı değil mi? Bir onu kabul ederek başlayabiliriz. İlk geldik 5 dakika anlatıyorum. Cem'e dedi ki bana hiçbir şey olmaz. Ağzıma döktü dedi, hiçbir şey olmaz. Mehmet amca sen ne diyorsun? Bu ne ya? Ulan ben ağzımla yerdim. Çıkarırdım ama bu çıkacak bir şey de değilmiş. Bak dedim değil mi? Beklediğin gibi çıkmadı. Göremiyorum ki şu an. Benim gözlerim kapandı. Gözlerim kapandı. Şu an 4'e 1 Amerikan görüşü yapsam kazanırım bence yani. Yani şununla da. Yandım oğlum benim. Herkes koşuyor. Bir de bu daha giriş seviyemiz ya. Ben bayağı şov yaparım diyordum ya. Yok geçiyor. Artık geçiyor, evet. Bana bir şey yok mu? Bunun ucuz orta pahalı falan yok muydu Orkun'un? Gözünü seveyim ya. Mehmet amcayı kaybettik bu arada. Ne zaman geçiyor? 15 dakika. Sen bunu yeni kesmiş olamazsın ya. Acıyı domates keser. Başka bir şey kesmez. Ama elinde de süt var Mehmet amcanın. Bir yandan da ağlıyor. Sen bunu yeni kesmiş olamazsın ya. Acıyı domates... Baksana. Keser. Başka bir şey kesmez. Biri diyor domates keser, biri diyor vişne suyu keser. Kesmiyor hiçbir şey bunu. Talya sümük kaldım ya, yemin ediyorum var ya. Geçti mi? 6 milyon vereyim mi? Ben yerim. Abi sen geçtin sende. Ya bu nasıl bir adam ya? Nasıl geçti? Cem gitme 6 milyon var. Benim çocuğum iyi dayandı ya. Hiç acıyamayan biri için çok iyi dayandı bence. İyi misiniz? Çok acıyor ama iyiyim yani. Bayağı acıyor. Burnum falan tutamıyorum yani. Köye gittik abi bu yaz. Ama nasıl bir trafik var ya. İstanbul trafiğini görmen lazım. 16 saat sürer mi ya bu yol? Yanıyorum. Kimler 6 milyon istiyor? Ben daha kendime gelemedim. Şu kadar yeter. Allah Allah. Takım parmağını ben bunu bir emcükleyeyim. Emcükleyeyim. Bunun kafası biraz geç ki. Allah senin piercingin varmış, yakar mı acaba? Sen onu yut direkt. Sen onu yut, oraya gelmesin o. Bu yakmıyor. Bu başta yakmıyor. Mehmet amcim gelen bir şey var mı? Kimi getirdin? Ha yok. Tamam, gelecek. Sonradan geliyor. Sonradan geliyor bu. Ben 2 dakika sonra görmek istiyorum ona göre. Hiçbir şey yok. Yiyin gidin. Allah Allah. He. Ben Mehmet amcayı Allah kendi Allah. Babam olarak alabilir miyim? Götüreyim. Götüreyim ya. Benim babam olarak doğmuş adam sanki. Çok iyi. Cem sana gelen giden var mı? Çünkü geliyor mu bir şey? O gaviskonla banyo yaptı, ondan yanmıyor orada. O gaviskonu dikti ya, banyo. Var. Bak yemin ediyorum Mehmet amca içeri gittiği zaman içiyor geliyor sütü bak. Çağır demek ister misin? Ben sade alayım ya. Sade. Sade derken acısız alayım yani. Bak izle Mehmet amca. Çağır demek ister misin? Ben sade alayım ya. Sade. Bak görüyor musun? Sade derken acısız alayım yani. Bak. Cem yemeyin, yemeyin bu. Yemeyin diyor. Aha geldi diyor. Bir dakika, şaka maka kafa geldi diyor. Ama 60 yaşında adam abi. Ayran verin, ediyorum. Ayran. Ayran verin. Gaviskon verin dur. Babamı hayatta yedirtmem. Manyak mısın? Babam olmaz. Gaviskon verin. Sen kaç kapak içtin şurup? Çitliyor oğlum adam. Hemen gaviskon verelim sana. Oluyor. Dur gaviskon verelim. Derin nefes al, sakin. Kafandan dök, kafandan. Sütü kafandan dök. O ne abi? Allah belanı vermesin kanka. İlk videomuz böyle mi olacak? Böyle bir acı yok ya. Ben babamdan tokat yemedim ya. Böyle bir acı yok ya. Derin nefes al. Abi ağzını açık tut. Ağzını çok kötü tut oldu yalnız. Lütfen bağırma. Tamam. Geliyor. Derin nefes geldim, al. Geldim. Cem derin nefes. Söndür. Söndür. Şimdi ağladın yeter. Lan pinç. Lan ben 500'lük yedim. 500'lük. Allah senin belanı vermesin ya.
Abi hayatımda Allah belamı versin daha sürreal bir ortamda bulunmadım. Sen niye yangın söndürücü sıkıyorsun adama? Süt geliyor. Oğlum niye adamın ağzına yangın söndürücü sıkıyorsun yanıyor ya? Yanıyor anca ben de panik yaptım. Ya öyle mi yanıyorum dedi oğlum adam. Mehmet amca iyi mi? Mehmet amca iyi misin? Sigara içiyor oğlum adam. Abi ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor burada? Bak 50 kişinin evine gitmişimdir. İlk defa bu kadar sürreal bir şey yaşadık yani hani. Thrash metal mi yapacağız? Şu an harbiden sesim açıldı. Brutal atayım mı? Gözlere bak. Ya bu gerizekalı. Brutal at. Harbiden gerizekalı çünkü. Sen dedin ya iyiyim bir şeyim yok bilmem ne. İki acıda da aynı şeyi yaptın. Şişenin yarısını dikmişsin kafaya. Ama karnım ağrıyor. Hadi bir brutal alalım hocamdan. Açıldı oğlum. Vallahi sesim açıldı bak. Başımı sallıyorum şu an. Buyurun. İsmet git. Çok iyi açıldı oğlum size. Devam devam. Yeni soundtrack'imiz Acılı Ev Turu'nun yeni soundtrack'i. Açılış müziği. Acı da gelmiş üstüne ne baktırmış. Evet, bugün Acılı Ev Turu'nda önce Enes'lerin sonra da Kemal'lerin ağzına sıçtık. Yakında bu videoda verilen acı satışa çıkacak arkadaşlar. Önceden de böyle güzel bir haberi duyurmuş olayım. Aranızda inanmayanlar muhakkak var. Acı değil bu bilmem ne diyen sonra. Mesela Kemal'in arkadaşları Cem falan da aynı şeyi söylüyordu. Gördünüz ne hale geldiğini. Sizin öyle bir niyetiniz varsa, kalbiniz kaldırıyorsa alır denersiniz. Bir sonraki videoda Oğuzhan Uğur geliyor, Murat Enginekin geliyor. Kaçırmayın, Acılı Ev Turu'nun devamı için de videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada aranızda acı ile aram çok iyi. Adam acı piyasası oluşturdu ya la. Acı piyasası oluşturdu ya.